Beni hiç ilgilendirmez. Neden abi? Boş ya. İlgilenmiyor musun? İlgilenmiyor. Baba tuzun kuru mu? Kuru vallahi şükür. Eyvallah. O yüzden rahatsın olur, yani. Rahat. Eyvallah baba. Zamanında çalıştık, şimdi yiyoruz. Allah razı olsun. Görüşürüz baba. Görüşürüz. Hayat pahalılığı ve zamlarla ne olacak vatandaşın hali babacığım? Vatandaş kendi istedi, kendi bu hale düştü. Yani? Nasıl seçimde onu düşünecek. Geç kalınmıştır artık, bundan sonra yapılacak bir şey yok. Bir ayın içinde 13 lira, 14 lira mazota zam gelmiş. Yani ya. Abi, yani bu vatandaş Allah korusun, başka diyecek bir şey yok. Ne yapalım peki vatandaş abi? Nasıl karşılık vermeli bu zamlara karşı? Nasıl direnmeli? Zamlara karşı artık yapılacak bir şey yok artık. Ayın 27'sinde Türkiye genelinde kontrat kapatma eğilimi var, bilginiz olsun. Vallahi ben de katılırım. Yani trafiktesiniz diyelim. Saat 17 gibi herhalde akşamüstü. Gidiyorsan o yolda saat 17 duruyorsun, kapatıyorsun kontağı, basıyorsun kornaya, devam. Zaten bu şekilde araba binme şansın kalmadı ki. Eyvallah. Eyvallah. 34-35 lira olmuş mazot, benzin. Neyle binip de gideceğiz? Evet. 7500 lira emekli adamım. 7500 lira alıp da arabayı nasıl bineyim işte? Eyvallah. Doları baskıladılar, baskıladılar abi. Seçimden sonra patladı gitti. Doların nasıl 30. Peki böyle? Sonumuzu Allah hayırlı eylesin. Ya. Çukurdayız. Peki abi bu seçimlerde sizce yani AKP'nin 20 yıl yaptığı hizmetlere karşılık oy oranının ne kadar olması gerekiyordu? Olmalıydı. Onu vatandaş daha iyi bilir. Onu ben pek söylemem ama vatandaşın tercihi. Ben emekli bir insanım. Zam beklerken 7500 lira kaldı. Benim evim kira, elektrim suyum var. Evimin interneti var. Çalışmıyoruz. Hiçbir halt olmuyor. 7500 lira. Devlet başkanımıza versek biz bu parayı. Abla niye tamam. Gireyim bir kadar? Hayır. Devlet başkanına versek o geçinebilir mi? Başkan geçinebilir mi bu parayla? 7,5 milyarla. Geçinir mi? Geçinmez. O zaman herkesin maaşını, ben 25 senemi özel sektöre vermişim, aldığım maaş belli. Sürünüyoruz yani. Ayıptır. Oy almaya geldi mi alıyor insanlar ama. Ve seneyi tekabül etti kendine. Olmaz, çok yanlış. Söz veriyor da sözünü niye yerine getirmiyor? Yanlış mıyım? Çok kalbin kırık bir galiba. Hayatımdan memnunum abi. Aa, ne günler güzel. Çok teşekkürüm, hayırlı günler. Eyvallah. Sen neden abisi? Çay içelim abi. Tamam abi. Yorum yap. Eller yukarı diyorsun ha. Yok abi, hayatımdan çok memnunum. Abi, abim de çok memnun galiba. Tuncay'cım söyle. Memnun musun abi? 10 numarayım diyorsun ya. Abicim iki kelime kullansın, bak ne olacak şimdi bak. Oh, oh, oh. Efendim? Yok, ben hayatımdan memnunum diyorsun. Tuzun kuru mu abi senin? Tuzun kuru mu? Hayatından memnun musun abisi? Aa, hiç memnun değilim ben. Neden abi? Nasıl olacağız ya? Her şey çok pahalı dedi. Gerek yok. Niye çok pahalı ya? Hayır, 400 lira bir alıyorsun. 300 lira zaten bakkalda bitiyor. Yapma be. Yani daha yaşam bir adamım. Sigara içiyorsun, eyvah. Ne sigara var dedi. Kaç para sigara? 47. 47 mi? Baba nasıl veriyorsunuz o acımadan o parayı sigaraya ya? Gerçek. Veriyorsun dayı işte. He? Veriyorsun. Bir yerde kafam bozuluyor, sigaraya saldırıyorsun. Sigaradan. O da sana saldırıyor yani. Bitiyor. Çok fena. O da sana saldırıyor. İdare etme. İkilerle de kılıyoruz şu an. Eyvallah ya. Bak, ne olacak böyle? Rabbim ne isterse öyle olacak abi. Nasıl? Rabbim nasıl isterse öyle olacak. Diyorsun. Ya böyle de. Vatandaş verdi çeksin. Veren düşünsün. Verdi çeksin. Beter olsunlar. Diyorsun. Bilmiyor musun? İşler nasıl gidiyor? İşler bozuk. Neden abi? Bozuk. İnsanlara para yoktu ondan. Allah Allah. Ne olacak peki böyle baba? Bilmiyoruz ki ne olacak. Hiç bilmiyoruz baba. Hayat pahalılığı, zamlar arka arkaya, yağmur gibi geliyor. Ne olacak bu vatandaşın hali babacığım? Vallahi biz ona büyüklerini sormak lazım. Neyin olacak? Nasıl? Peki abi sen Cumhurbaşkanı olsaydın ülkeyi nasıl yönetirdin? Anlama abi. Biz nerede uçuyoruz ya? Bizim kendi kavanoz çalışmıyor orada. Bak karşıdaki var. Bak karşıdaki. Bak o şey. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Zaten. Bir dakika para ya. Para yok diye ayrıldım yani, düğün ciddi yapacağız diye. Yani yani. Heyimlanacak baba. Ne olacak peki böyle? Heyimlanmayacak sakın. Gülüyoruz ağlanacak halimize. Evet, tam aynen olarak bu. Değil mi? Şu arkadaş evet, tam olarak bu. Onu da konuşabiliriz. Sen hayatından memnun musun? Hayır değilim. Neden?
Evlenemiyorum. Evlenemiyorsun. Parasızlıktan mı evlenemiyorsun? Parasızlıktan evlenemiyorum. Hükümet yardım ediyormuş para evlenmek isteyen gençlere. 150 bin lira neye yetiyor? Bilmiyorum. Hiçbir şey. Bir düğün yapmak ne kadar? Bir düğün salonu 60-70 bin. En az 400 bin. Ama sırayla alayım. Bir gelinlik 30-40 bin. Oh. Evet. Zaten bitti. Verdim. Eşyalar ne olacak? İşte nereni satarsın? Salon, yatak odası, mutfak. Ha? Sen evli misin? Ben evliyim, çocuğum var. Kaç tane? Bir tane. Allah bağışlasın. Hayatından memnun musun? Yani değilim. Değilim. Neden? Para yok. Para olmayınca zaten mutluluk yok. Allah Allah. Sen zaten boşandın gittin. Yaz gününde biraz daha iyi. Ha? Yaz gününde biraz daha iyi. İyi. Kışın nasıl geçiyor? Kışın biraz durgun. Baba, zamlar ve hayat pahalılığı seni ne kadar etkiledi? Bayağı etkiledi çünkü mallar yerinde durmuyor. Evet. Yani bugünkü aldığımızı yarın alamıyoruz. Yapma ya. Aynen, o yüzden bayağı etkili. Ne olacak peki böyle? Evet. Gittiği yere kadar mı diyorsun? Bir çare olsa keşke. Yani ya. Eyvallah baba. Sağ ol. Teşekkür ederim. Yok abi, sağ ol, teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür Allah'a. Hayat nasıl gidiyor? Hayat çok güzel gidiyor. Memnun musun hayatından? Memnunum. Hayat pahalılığı, zamlar seni üzmedi o zaman. Yok, ondan memnun değiliz. O zaman. Tamam, şimdi anladım ben dediğini. Eyvallah. Sağlığın iyi mi? Çok şükür Allah'a, iyiyim. Eyvallah. Nasıl geçiniyorsun abi? Ben emekli maaşımı alıyorum. 40 sene beri müşterimi seviyorum diye buraya bırakmak istemiyorum. Eyvallah. Mesleğini seviyorsun? Seviyorum. Bundan emekli oldum. Müşterimi seviyorum diye ben de bırakmıyorum. Eyvallah. Bırakma, devam et abi. Çalışayım. Onlar da beni seviyor. Bırakma. Eyvallah. Böyle. Zaten emekliye iki iş yapmadan iki tane, zor geçiniyor. İki tane de oğlum var. Biri uzman çavuşu. Biri de Burhaniye Belediyesi'nde elektrikçi. Harikasın babacığım. Harikasın. Heh. Allah sana uzun ömür versin. Allah. Allah size de uzun ömür versin. Hadi sağ ol. Görüşürüz. Size sağ ol. Yiyin siz. He? 10 bin lira, 12 bin. Cemaatlere para akıyor. Şimdi mezilde kavga başlamış. Taht kavgası. Ya bizim halimiz de olacak. Bizim halimizden kimse anlamıyor. He. Eyvallah. Recep, konuşsana lan sen. Babacığım, Cumhurbaşkanı senin yanında olsaydı, ona ne söylemek isterdin? Ne söyle, anlamıyor ki o. Bildiğini söylüyor. Kimseyi dinlemiyor ki. Nasıl anlatırdın derdini? Nasıl anlatırdın derdini baba? Açım derdim, açım. En azından kendini halktan biri saysın. En güzeli halktan biri saysın kendini. Bizim durumumuza soksun kendini. Biz istenileni verdik halk olarak. O da versin insanlara. 7,5 lirayla geçinebiliyorsun, buyursun geçinsin. Siz ne diyorsunuz babacığım? Vallahi aynı lafı diyor. Ya onu tuzu kuru abi ya. Onu arsala bak. Bundan önce 300 lira filandı. Belki 280 lira. Eyvallah. Bir şey. Epey bir. Yani arka arkaya geldi ya bu insanlar.